Şehitler Günü olarak anılmakta. 18 Mart içinde bulunduğumuz haftada Çanakkale Şehitleri Haftası olarak kabul edilmiş olup bu hafta içinde bütün Türkiye'de törenler ve çeşitli faaliyetler düzenlenmektedir. Bundan 99 yıl önce Çanakkale'de yaşayan Kara ve Deniz Savaşları da sadece bizim milletimiz için değil, bütün dünya tarihini değiştirecek kadar büyük ve önemli olaylardır. Çok değerli misafirler ve arkadaşlar, işte Müslüman Türk analarının kına ile süsleyerek gönderdiği koç yiğitler, tek kişi kalmış canavarın ateş puslu, ateş püskürttüğü Gelibolu Yarımadası'nda kanları ile dirilişin destanını yazdılar. Bu destan tarihin silinmesi mümkün olmayan altın sayfalarına yine altın harflerle de kaydedildi. Bedeli bunun gibi birkaç defa kanla ödeyerek vatan edinilmiş toprağı dünyanın hiçbir yerinde bulamazsınız. Onlar bu vatanın bedelini kanlarıyla ödediler. Şairin dediği gibi, bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı. Verme dünyaları, alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şu eda fıskıracak toprağı, sıksan da şu eda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da üda. Etmesin tek vatanından beni dünyada cüda. İşte sayın dostlarım, çok değerli misafirler, ezan ve Kur'an sesleri ile gönülleri dolu, bayrak aşığı, vatan aşığı, namus aşığı, hürriyet aşığı o aziz şehitlerimize bugün çok şey borçluyuz. Onların bizim için ölüme koştuklarını ve bizim için canlarını feda ettiklerini, hayallerini asla unutmamalıyız. Onları daima hatırlamak, sıra serviler gibi kanlı elbiseleriyle bu toprağın kara bağrında bizi beklediklerini düşünmek ve onları bizzat medin ettikleri bu kutsal topraklarda ziyaret etmek bu millete namus ve vefa borcudur. Arkadaşlar, savaşın tam koyu anları Yaybay Mustafa Kemal'i savaşı kazandıran yüksek ruhunu anlatayım. Sizlere şöyle diyor. Biz kişilerin kahramanlık sahneleriyle meşgul olmuyoruz. Yalnız size bomba sırtı vakasını anlatmadan geçemeyeceğim. Karşılıklı siperler arasında mesafe 8 metre. Yani ölüm muhakkak. Birinci siperdekiler hiçbiri kurtulmamacısına hepsi düşüyor. İkincidekiler onların yerlerine geçiyor. Fakat ne kadar imrenilecek bir soğukkanlılık ve tevekkülle biliyor musunuz? Öleni görüyor, 3 dakikaya kadar öleceğini biliyor, en ufak bir duraksama bile göstermiyor. Sarsılma yok. Okuma bilenler ellerinde Kur'an-ı Kerim cennete gitmeye hazırlanıyorlar. Bilmeyenler kelime-i şehadet getirerek yürüyorlar. Bu Türk askerlerindeki ruh ve kuvveti gösteren ayrete ve tebliğe değer bir örnektir. Emin olmalısınız ki Çanakkale Muharebesi'ni kazandıran bu yüksek ruhtur. Evet arkadaşlar, orada savaşlarda bir metrekareye 6000 mermi düşmüştür. Biliyor musunuz? Can verilir belki, toprak verilmez. Onlar düşmanı bu ilaçla yendiler. Sayın dostlarım ve arkadaşlar, Müslüman Türk milletinin ev üç ailesinden birisinin Körpecik fidanının kınalı koç yiğitinin yıllardır ev bedeliyle ev ruhuyla nöbet tuttuğu o kutsal mekan ev üç metrekarede bir Anadolu ve Trakya koç yiğitinin bahrında saklayan ve bu yüzden şehitler diyarı lakabı ile ünlenen aziz vatan parçası değil, 90 sene 90 asırda geçse bu milletin Çanakkale Boğazı'nı, Gelibolu Yarımadası'nı, ateşin düştüğü yeri, namus diyarını unutması mümkün mü? Orada Okan Deryası'nda yazılan diriliş destanının kanla yazıldığı yeri unutma şansımız var mı? Elbette hayır. 10 kere hayır.
100 kere ayır, 1000 kere ayır. Çanakkale içinde Ayralı Çarşı, ana ben gidiyorum düşmana karşı. Hangi bağrı yanık Anadolu, anası duyar da ciğerinin parçasını. Koç Yiğit'in kendi elleriyle kınalayıp cepheye o namus diyarında gönderdiği günü bugün gibi hatırlamaz ki. Çanakkale içinde bir uzun serimi, kimimiz nişanlı, kimimiz evli, mısraları duyar da hangi eli taze kınalı Anadolu gelini, vatan, bayrak, namus, bekçiliğini oraya gönderdiği yiğitlerini hatırlayıp özleminin, efkarının iki damla gözyaşıyla sesinin çıktığı kadar meşhure doğru aykırmaz ki. Çanakkale içinde bir dolu testi, analar, babalar ümidi kesti. Türk milleti genci, yaşlısı, öğrencisi, öğretmeni, askeri, amiri, memuru, köylüsü, kentlisi ile tüm Türkiye Gelibolu Yarımadası'ndaki ateşin düştüğü yeri çok iyi hatırlarlar. Çanakkale Harbi'nde yaşanan batılının en acımasız ve üstün silah teknolojisine karşı şanlı Türk gençlerinin iman dolu bahrını, bayrağına, vatanına, namusuna, dinine, kültürüne siper ederek elde ettiği zaferi adıdır. Değerli misafirler ve arkadaşlar, bizler de Bandırma'da yaşayan Çanakkale'liler olarak ecdadımızın aziz ruhlarını sevindirebilmek, bir nebze de olsa onlara olan vazifemizi yerine getirebilmek için her sene yaptığımız dernek olarak bu geceyi düzenledik. Biraz sonra değerli hocalarımızın okuyacağı Mevlid-i Şerif'i, Kur'an-ı Kerim'i ve ilahileri o güzel seslerle dinleyeceğiz. İnşallah edeceğimiz dualar kahraman şehitlerimizin ruhlarına ulaşacaktır. Bu güzel gecemize katılarak bizimle bu güzel duyguları paylaşan sayın misafirlerimiz hepsine siyasi parti başkanları ve yöneticileri, değerli misafirler, saygıdeğer üyeler, bu mevlidin yapımında maddi Allah'ım Muhammed Mustafa'yla
Gençler şehri içeride. İçeride Salim abim orada. Arkadaşlar kaşıklar nerede? Orada. Onlar iki tane aldım. Gerek. Neden be dört?